Lambanın da parlaklığı yine reosta ayarıyla ayarlanabilir. Devam ediyorum. Bu yanda bir devre gösterilmiş. İşte şurası, şu gösterdiği A ile B arası var ya, işte burası bizim reostamız. Bu oklarla reostayı hareket ettirebiliyorum. A yönünde ya da B yönünde. Yandaki devrede reosta sürgüsü A yönünde kaydırılırsa devrenin direnci artar. A yönünde kaydırılırsa ne oluyor? Direnci büyütmüş oluyorum, değil mi? Yüksek bir direnci elde ediyorum. O zaman ne yapacak? Direncim yüksek olduğu için ampul parlaklığım ne olacak? Azalacak. Reostayı B yönünde kaydırırsam ne oluyor? Direkt iletken tele mi bağlanıyorum? Evet, direkt iletken tele bağlanıyorum. O zaman ne diyeceğim? Reostanın sahip olduğu direnç ne olacak? Azalacak. Direnç azaldığı için ne olacak? Ampulüm daha parlak yanacak. Yani ampulün parlaklığı artacak. Etkinlikleri size bıraktım. Ampulün içindeki telin de bir direnci var. Şimdi bunu konuşalım. Ne demek bu ampulün içindeki telin direnci? Ampuller elektrik enerjisini ısı ve ışığa dönüştürür. Zaten ışığı görüyoruz, aydınlık yapıyor. Bir de ampule hiç dokundunuz mu bilmiyorum. Dışı böyle uzun süre yandıktan sonra çok sıcak hale geliyor. Değil mi? Ampulde ışık oluşturmak için flaman adı verilen ince, uzun, sarmal yapıda böyle sarılmış gibi duran bir tel bulunuyor. Flamanlar genellikle tungsten metalinden yapılır. Tungsten metalinin kullanılmasının sebebi çok yüksek bir dirence sahip olması. Burada bir ampulün düzeneğini görüyoruz. Dışı camla kaplı çünkü yalıtkan bir maddeye ihtiyacım var. İçinde tungsten metalinden yapılmış flaman tel var. Bir de cam balonun içinde argon ve neon gazı var. Şimdi devam edelim. Ampulde cam balonun içinde argon ve neon gazı bulunur. Ampul bir enerji kaynağına bağlandığında filamanlar ışık yayar. Evlerde kullanılan ampullerin filamanları ve dolayısıyla dirençleri farklıdır. Farklı dirence sahip olan ampullerin parlaklığı farklıdır. Daha parlak ışık yayan ampuller daha fazla elektrik enerjisi ağlar. Daha fazla elektrik enerjisi harcar. Filaman ince ve uzun yapılarak direnci arttırılır. Biz dirençli olmasını istiyoruz filamanın. Evet gençler, etkinlikleri size bıraktım. Canlı dersinizde bunları birlikte cevaplayacağız. Zaten vaktimiz uzun. Orada da umarım hepsini çok iyi anlamışsınızdır. Anlaşamadığımız bir nokta yoktur diye düşünüyorum. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın.